Bir insanın çocuğunu sevmesi, çocuğunu alıp kucağına sevmesi, ona istediklerini oyuncaktı vesaireydi alması değil. Çocuğunu sevmesi ona gelecekte güzel, huzurlu, mutlu, sağlıklı bir yaşam hazırlamaktan geçer. Bu demek değildir ki insanın çocuğunu iyi şartlarda, iyi okullarda okutması. Çocuk kendini çok iyi geliştirebilir. Çok iyi okullarda okuyabilir. Çok zeki olabilir. Okulları birincilikle bitirebilir. Bitirdi, master'ını yaptı, geldi 30'lu yaşlara. İyi de içinde bulunduğu ortam, bugünkü ortam ne oldu? Bu çocuk bu ortamda mutlu olabilmesi, aile kurabilmesi, çocuklarını kolayca dışarıya bırakabilmesi mümkün mü? Değil. Neymiş? Demek ki biz çocuğumuza güzel bir gelecek hazırlamamışız. Şimdi bunun yolu eğitime verdiğimiz önem, öğretmenlerimize verdiğimiz değerden geçiyor. Eğer öğretmenlerimiz, çünkü öğretmenlik mesleği kutsaldır. Alıyor bizi, beni, seni, senin çocuğunu sıfırdan yontuyor, 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 yontuyor. Bir sanat eseri gibi 5. sınıfı bitirdiğimizde bir şeyler biliyor oluyoruz. Yani bir bilgi sahibi oluyoruz. Bu kolay mı? Yani bir insanın evde öğreteceği şey ayrıdır. Tamam, öğretmensen evde bir şeyler öğretirsin. Ama normal bir insanın evde çocuğuna öğretebileceği şeyler sınırlıdır. Ama çocuk sınıf içerisinde öğretmenin de katkısıyla birçok şey öğreniyor. Ve bugün iyi durumda, ekonomik olarak demiyorum yani, sanatsal, akademik olarak iyi yerde olanlar öğretmenlerini hala anıyorlar. Yani öğretmenimin sayesinde ben buradayım, ellerinden öperim veya işte vefat ettiyse saygıyla anıyorlar. Öğretmenlerimiz daha önce Mustafa Kemal Atatürk söylemişti. Milletvekilleri maaşları öğretmenler kadar olsun diye. Öğretmenlerimiz bir kere geçim sıkıntısını düşünmemeliler. Öğretirken sadece çocukları eğitmeye yönelip, yani eve ben giderken şunu mu alayım, bunu mu alayım, yaya mı gideyim, tasarruf mu edeyim diye düşünmemeliler. Yani kafasında ekonomik olarak bir sıkıntı olmamalı. Ondan sonra bir öğretmen, bir maganda tarafından, bir çocuk tarafından, bir çocuğun ailesi tarafından darp edildiği zaman o öğretmene sahip çıkıp o okulun çevresini
Yani insanlar oraya, o öğrencilerin velileri, öğrenciler oraya gidip öğretmene sahip çıkmalılar. Eğer bu insanların tamamı, çocukların tamamı düzgün eğitilirlerse onlar bizim geleceğimizdir. Yarın ülkeyi o çocuklar yönetecek. Eğer senin, benim çocuğumun iyi eğitim göreceğine, o çocukların hepsi, sınıftaki çocukların hepsi düzgün eğitim alsınlar. Türkiye'deki çocukların hepsi düzgün eğitim alsınlar ki ileride o çocuklar bir yerlere gelip yönetici olduğunda, memur olduğunda, mühendis olduğunda, işçi olduğunda iyi eğitildikleri için öğretmenleri tarafından yaptıkları işi en iyi şekilde yaparlar. Ve bu da gelecekte toplumun huzurlu, mutlu, sağlıklı, güven içinde yaşamasını sağlar. Bunun için benim çocuğum değil, bizim çocuğumuz. Hepimizin çocuğunu düşünerek hareket etmeliyiz. Benim çocuğum falan yok. Kimsem yok benim. Ama bütün çocuklar benim çocuklarım. Ben bir çocuğun gözünün gülümsemesi, gözünün içinin gülümsemesi için her şeyi vermeye razıyım. Yeter ki çocukların içleri gülsün. O masum çocuklar yarın ülkeleri yönetecekler, ülkemizi yönetecekler. Onun için bunun yolu da öğretmenlerimize verilen değerden geçiyor. Birçok atanamayan öğretmen var. Yazık, kimisi artık bıkkınlıktan canına kıyıyor. Bundan dolayı da eğer çocuğunu seviyorsan kendi çocuğuna değil, bütün çocuklara ve onları eğiten öğretmenlere değer ver.